Amiraller mektubuna atılan bir imzanın aynı anlama geldiğini, ikisinin de kumpas olduğunu ima ediyor Gürdeniz. Bu arada fotoğrafı da görelim. Birinci sayfada da paylaşılmış gerçi. Bakın bileğine elektronik kelepçe takılmış. Ama hani nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. 4 kere denenmiş GPS denilen yani uydu bağlantısı sağlanamamış. Elektronik kelepçe 4 denemede de işlememiş. Yani ama Cem Gürdeniz'in öbür fotoğrafları verebiliyor muyuz arkadaşlar? Şöyle de ağır diyebileceğim ifadeleri var. Diyor ki bizde ki manşetlerle biz Türkiye'deki bazı manşetlerle Yunan medyasının manşetleri aynıdır diyor. Böyle bir sistemi de var. Nergis Demirkaya şimdi amirallere yönelik böyle hani bir fırtına sanki darbe yapacaklarmış gibi. İşte TESU'da yönelik böyle bir operasyon, sarıklı amiraller, işte camilerde ayrı saf tutan tarikat mensubu askerler, işte yeşil sarıklar bir tarafta, lacivert cübbeliler bir tarafta falan gibi şeyler. Şimdi bütün bunlar Erdoğan'ın tarikatlara ve cemaatlere böyle kollarını kucağını açtığını gösteriyor. Peki bu neyi gösteriyor? Yani seçim yaklaşıyor. Hani buraları bir konsolide edelim. Bu mudur sana göre? Ne yaşanıyor? Bu nasıl konuşuluyor aslında? En sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Siyaset alanına daraltmak, hem muhalefetin aslında tek başına bir dernek üzerinden de değil, bütün muhalefet, onun unsurları, STK'lar, dernekler, söz söylemek isteyen, söyleyen kim varsa onlara dair siyaset alanının daraltılması olarak yorumlanıyor. Şimdi bir not Ayşenur Arslan paylaşmak istiyorum. Dün bu TESUK'la ilgili İçişleri Bakanlığı açıklaması geldiğinde Dernekler Kanunu'nun 27A maddesi denilmiş. Şimdi orada denetim sonucunda hapis cezası gerektiren bir tespit yapılırsa görevden uzaklaştırılır gibi bir ifade var. Yani TESUK'la ilgili biz önümüzdeki günlerde bir hapis cezası gerektiren bir davayla bu anlamda karşılaşabiliriz anlamı da çıkıyor aslında bu maddeden. Onu da not etmek istedim. Şimdi siyaset alanını daraltmak dedim. Aslında İstanbul seçiminden başlayarak, ikinci yenilenen İstanbul seçiminden başlayarak, orada hatırlayacaksın Binali Yıldırım'ın AKP'nin adayı, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın da ziyaretleri olmuştu. Şimdi bir daralmadan bahsediliyor iktidar cephesinde. 50 artı biri bulamayan bir Cumhur İttifakı var ve kopmalar var. İçerisinden iki yeni parti çıkmış. Onlar birer puan bile alsa ki anketlerde bir puanın üzerine de çıktıkları zaten görünüyor. Şimdi böyle kritik bir aşamada mevcutu kaybetmemek genişleyemiyor ama mevcutu tutma yönünde bir çabadan bahsediliyor. Biz bu tartışmanın benzerine her bir olayın ayrı bir tabii arka planı var ama İstanbul Sözleşmesi tartışmasında da gördük. Orada da bir anlamda kadın örgütleri de bu yorumları yaptılar. Tarikatlara teslim olmaktan bahsettiler. Siyasette hem birkaç boyutu var hem genişleyemiyorsa da mevcutu tutma bir anlamda bir de derneklerin işte böyle bir açıklamasına müdahale etmek işte süreci gözdağı baskılama bu anlamda siyaset alanını daraltmak. İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir tarafında 128 milyar dolar nerede afişlerinin aslında indirilmesi olayı büyüttü, Türkiye'ye mal etti ama siyaset alanını da daraltmaya başlıyor. Yani ana muhalefet partisinin siyaset yapıp seçmene, vatandaşa söz söylemesini de engellemeye dönük çabanın ilk adımları. Ve uzun vadede siz ana muhalefet partisini söz söyleyemez hale mi getireceksiniz? Dernek açıklama yapamaz hale mi gelecek? Bir bildiriye imza atmak ne kadar bu anlamda cesaret gerektirir? İşte bunlar önemli tartışmalar. Muhalefet ve bu boyutuyla siyasetin baskılanması ve yapamaz hale getirmek, daraltmak olarak yorumluyor. Her biri bir sancı o açıdan.
tek tek olaylar özelinde de ayrı konular ama topluma baktığımızda aslında bütünde bir baskılama söz konusu ve seçime dair sürecin aslında bunlar işaretleri olarak da bu anlamda zor bir sürece girileceği işaretleri olarak da yorumlanıyor Ankara'da. Az önce söylediğin Nergis Emirkaya çok önemliydi. Dernekler Kanunu'nun 27. maddesinin 3. fıkrasına göre yönetim kurulu görevden alınıyor Desut'ta. Ve o maddede aynen şu, okuyorum bu arada hemen buldum o maddeyi. Kamu yararına çalışan derneklerin organlarında görev alan üyeler veya ilgili personel, hapis cezası verilmesini gerektiren suçların işlendiğinin tespit edilmesi halinde geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı'nca görevden uzaklaştırılabilir. Yani senin dediğin gibi bir dakika bundan alınıyorsa bunun arkasından hapis öngören bir iddianame gelebilir. Bu anlaşılıyor hakikaten ya da en azından bu akla geliyor diyelim. Peki amiraller soruşturmasında da başka isimler de ifadeye çağrıldı vesaire. O soruşturmanın da bir ceza davasına, iddianamesine dönüşeceğini düşünüyor musun? Ankara'daki hava nasıl o açıdan? Aslında son günlerdeki, bugün tabii şu dakikalarda Cumhurbaşkanı muhtemelen konuşmaya başladı. Tabii Erdoğan'ın bugün vereceği mesajlara da bakmak gerekiyor. Biraz gündemden düşse de buna dair süreci iktidar sonuna kadar yürütmekte kararlı. Bu yargı süreci denilerek işte bu yargı kapsamında bu yürütülecek soruşturma bir davaya dönüşmesi açıkçası çok sürpriz olmayacak. Bu çünkü sonrasına dair, bundan sonra girebilecek açıklamalara dair de biraz önce o bahsettiğim çerçevede bir mesaj anlamı taşıyacak. Tutum alışını gösterip ve bundan sonrası atılabilecek adımlar açısından da aslında bunu göstermiş olacak. Benim açımdan hani çok sürpriz olmayacak. Bir de son dönemde sıklıkla birçok davada birleştirmeler görüyoruz. Şimdi bu Emekli Subaylar Derneği'nin bu çıkışı işte amiraller bildirisiyle ilişkilendirilmesi şu bile bu daha başka davalarda da gördüğümüz gibi örneğin HDP'nin yaşadığı davalarda sıklıkla görüyoruz. Birleştirmeler var. Buradan ortak bir dosyaya doğru giden bir süreç, bu anlamda büyütülen bir dava süreci, bunlar bile konuşulabilir önümüzdeki. Yani Türkiye'nin nereye gittiği hakikaten çok ciddi bir soru. Haldun Solmaz Türk, egemenlik şeriatındır başlığını atmıştı son yazılarından birine. Oraya mı geldik diye soracağım ama şimdi önce hakikaten nereye geldik? Yani akıl alır gibi değil.